tarihi de bundan kaçınmıyor ve kaçamaz. Bu çerçevede Muhammed Beşir Aşan hocamız bir pencere açtı. Yani Türk tarihi ve arkeolojinin kopmaz beraberliğine dair güzel bir sunum dinlemiş olduk. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi üçüncü konuşmacımız Profesör Doktor Osman Karatay. Maalesef akışı biraz ağır gidiyoruz. Demin hızlı gitti Güçler Hoca. Bizim aynı şekilde artmıyor. Onu da konuşmacılarımız dikkate alacaktır. Osman Karatay Hoca da benim Gazi Üniversitesi'nden tam master doktorasından itibaren tanıdığım kıymetli bilim ve araştırma adamlarımızdan birisi. İstanbul'dan gelmişti kendisi. Daha sonra İzmir'e gitti. Artık ben onu İzmir'de yazılarından hep tanıdım. Yazdı, yazdı, bir daha yazdı, bir daha yazdı. En son hani bir altın vuruş yaptı. Benim açımdan belki değerlendirmem. İşte Türk kimliğine dair bir eser yazdı, okudum. İşte Aslar diye bir grubu bilirdim de ama onların Türklüklerini ifade etti ve ispatladı da. Düşünün, dünyanın en büyük kıtası 44 milyon kilometre kare Asya ve bir Türk kültür grubu bu koca kıtaya adını vermiş. Kalemine sağlık hocam ve söz size, buyurun. Çok teşekkür ediyorum izninizle hocam. Evet, haddimizin fevkinde takdir ve teveccühleridir hocamızın. Layık olabilirsek ne mutlu. Efendim, aranızda bulunmanın sevinç ve sürurunu, kıvanç ve gururunu yaşıyorum. Bilim teorik fizikçiler 3 boyut artı 4. boyut olarak zamanı öngörürler. Tarihçiler de Avrupa tarihi çok kolaydır. Tasnifi çok kolay bir tarihtir. Çağlar ayrımı yaparlar. 4. boyuta bağlı olarak. Fakat bizim tarihimiz gerek kendi dinamikleri farklı olduğu için Avrupa ile eş zamanlı gitmez. Gerek çok geniş bir alanda yayıldığı için bu 4. boyuta uymaz. 5. bir boyut ister. Bunu fark eden yolbaşçımız Zeki Veldi Togan olmuştur. Bu yüzden bunun bir sınır ötesi, sınırsızlık tartışmasının ötesinde Türk tarihinin bir zamana sıkıştırılamayacağı gerçeğinden doğan bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu genel Türk tarihinin doğuşunun neden? Efendim, yakınlarda okuduğum bir kitapta, Avrupa'nın geç Neolitik ve erken Tunç çağını anlatan bir kitapta yazar Princeton Üniversitesi'nden Miami'deki gençlerin arasında yapılan sosyolojik gözlemleri kullanıyor. Miami'deki gençler arasında 21. yüzyıldaki sosyolojik bazı gözlemleri kullanıyor. 5000 ila 6000 yıl önceki Avrupa toplumuyla ilgili işte açıklamalarda bulunmak için. Ama o kadar güzel, o kadar mükemmel oluyor ki sadece bizde değil, orada da öyle. Tarihin tabiatı bu. Şimdi artık ben ilk açılış derslerinde yüksek lisansta veya doktorada yeni gelen arkadaşlar olduysa arkadaşlar diyorum, tarihin kaynakları nedir diye bir soru size soran olursa kızın ona, öfkelenin. Böyle bir soru olmaz. Her şeydir. Aklımıza gelen her şey tarihin kaynağıdır artık. Yok yardımcı bilimi arkeolojidir, antropolojidir, öyle bir şey yok. Kimyadır, jeofiziktir, neyse her türlü bilim, maddi manevi bilim tarihin yardımcı bilimidir ve aklımıza gelebilecek her şey tarihin kaynağıdır. Şu an bilmiyorum tabii ki işte şunun kaynakları şunlardır diye derslerde öğreteceğiz, fakat uygulamada bizim böyle görmemiz, bu şekilde davranmamız gerekir. Ma teessüf hala işte ya Osman Hoca dili dilcilere bıraksan falan böyle diyenler, çünkü kendileri diyemiyor da mezun ettikleri ve babasının mobilya dükkanını devralmış olan bir genç yazıyor böyle. Ona falan yazdırıyorlar. Buyurun kendiniz yazın. Görelim kimmiş bunlar. Bırakmıyorum, bırakmayacağım. Dil alanını siz de bırakmayacaksınız. Çünkü bunlar işi bilmeyen insanlar. Gerçek bilim adamlarına ülkemizde ve dışarıda baktığınız zaman
tabii ki evet profesyonel dilci olmayacak ki ben profesyonel dilci olduğumu iddia ediyorum. Değilse buyursun söylerler. Tarihten önce de dilci olduğumu sanıyorum, düşünüyorum. Neyse önemli değil. Şahsım öne sürmeyeyim. Bunu aşmamız gerekiyor. Tarihin siyasi tarih alanına sıkıştırılmış bir halde incelenmesinin dönemi çoktan ama çoktan geçti. Bütün dünyada geçti. Bizim de bunu görmemiz, düşünmemiz, anlamamız gerekiyor. Zamanı nasıl sıkıştıralım? Ben şimdi Türk inancını anlatırken çocukluğumda annemden duyduğum kelimeler yerler yelenmiş diyor. Ben bu kelimeyi alıyorum, Macarca bir kelimenin etimolojisine götürüyorum. O etimolojiyle ilgili yarım saat konuşmam gerekiyor. Oradan iye inancına getiriyorum. Sadece bir iyeyi anlatmak için bir ders gidiyor, bitiyor. Ben tabii ki annemden de istifade ediyorum bir kaynak olarak. Macar dil biliminden de istifade ediyorum. Türkçenin etimolojisini yazanlardan da ama tabii ki tarihi kaynaklardan, inanç tarihini yazan kaynaklardan da istifade ediyorum. Bizim alanımız, bizim mesleğimiz böyle bir şey. Tabii bu konuşmanın sonunu getirme imkanımız yok. Uzadıkça uzayacak. Sınırlar konusu demiştik. Rahmetli Hasan Celal Güzel'in Türkler Projesi'ni başlattığını ben başlangıçta yoktum, duydum. Bir arkadaşım söyledi, ben de bir makale yazmak niyetiyle başvurdum. Bu arada bir de taslağı gönderebilir misiniz dedim, gönderdiler. İnceledim, baktım, üzüldüm biraz. Kendim bir taslak çalışması yaptım. Üzüldüm derken rahmetli Kafesoğlu'nun Türk Milli Kültürü'nün o siyasi tarih, yarısı siyasi tarihi anlatır biliyorsunuz. Onun içindekiler bölümü yaklaşık aynen kopyalanmış konmuştu. Çok güzel hoca orada önemli milli kültürünü anlattığı toplumun tarihinde o gözle ama milli kültürün paralelinde bir bakışla anlatmak ihtiyacıyla siyasi tarihi de kitabına eklemiş. Fakat ben bir projede bunun çok geniş alınması gerekiyordu. Hunlar ile başlıyordu. Orası. Az önce dışarıda Beşir Hocam'la ayaküstü biraz konuştuk. Hunlar ile başlıyordu. Ben bir taslak yapıp gönderdim. Tabii tanışmıyoruz. Telefon çaldı. Aradı rahmetli. Osman Beyefendi çok nazik birisiydi. Sizinle tanışmak istiyorum. Gelmeniz mümkün mü? Estağfurullah dedim. Şeref duyarım. Buyurun ne zaman geleyim efendim? Siz ne zaman gelirseniz buyurun. Bu şekilde tanıştık, konuştuk, baktı, bu sizin taslağınız daha güzel, daha geniş ama ben bu taslağı hocaların onayından geçirerek, bir kurulumuz var, oradan geçirerek oluşturmuştum. Ben bunu hocalara nasıl anlatacağım? Bu da sizin göreviniz, başka bir görevinizde bu projeyi yönetir misiniz? Asam'da yeni ayrılmıştım. Gazi Üniversitesi'nde de asistanlık kadrosu çıkıyordu. Tam o günlerde projeyi devraldık. Sonra kadro boşa çıktı hocam. Kazım hocam çağırdı. Gazili olacaktım. O kadroya başka bir arkadaş girdi. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Öyle demiştim. Önce oraya başladığım için sonra konuştum. Böyle Kazım hocam ya işte burada bulunmazsan laf olur. Burada bulunman gerekir. İşte akşamlar gidip çalışsan, biz orada 18 saat çalışıyorduk. Yemin ederim gece 4'e kadar, sabah 10'da geliyorduk. Sabah 10'dan gece 4'e kadar 6 saat uykumuz vardı. Orada uyuma imkanı yoktu. Günde 18 saat çalışıyorduk. Refik Hocam çok iyi bilir o günleri, mazeretlerimizi. Evet. O şekilde çalıştık. Neyse, ben bunu nasıl kabul ettireceğim? Tabii ki hocalarımızın hepsi, bazılar mütevaffa oldu. Ercüment hoca oradaydı, Mustafa Kafalı hocam oradaydı. Ya dedim Tuncer Baykara hocam bunu daha geniş alması gerekiyordu. Ya o toplantıda yoktu dedi. Eğer Tuncer hoca olsaydı biraz daha geniş olurdu sanırım içeriği. Neyse ona kültürleri falan koydum ben. Afanasyevo, Andronovo. Hasan Bey baktı ya ben de hiç duymadık bunlar yok buralarda. Hasılı sadece Saka Sarmat bahsini değil kültürleri de koyduk.
o siyasi tarih dışındaki kısmı da biraz genişlettik. Türkler 21 cilde çıktı böyle. O şekilde ortaya çıkmış oldu. Ve o günden beri bir sanırım Bülent Tarhan hocanın bir kronoloji makalesi var. Kısa bir Bozkır tarihinin kronolojisi. O başka bir şey yoktu. Ve kısa bir hem anı hem bu alanın bilgisine katkı olarak nakledeyim. O kitaplarda, genel tarih kitaplarımızda Saka belki geçiyor. Togan rahmetli güzel anlatıyor ama Sarmat geçmez hiç. Ben yüksek sansımı çalışırken İlhami Durmuş hocamın yanında dönüyorum. Tabii başka kaynaklardan Hırvatların kökenini araştırıyorum. Karşıma hep Sarmatlar çıkıyor. Gittim yanına hocam böyle böyle ben içeriğini genişleteceğim, doğuya doğru alacağım, İrani dünyaya alacağım bunu. Filiz gülüyor benim İran işine nasıl bulaştığımı bildiği için oradan. Sarmat dünyasına girmem gerekiyor. Hocamın doçentlik teziymiş Sarmat, bilmiyorum benim hatam. O zaman internette şey yok böyle sayfalar falan yok. Çıkarttı kendi kitabını verdi. Güzel bir tevafuk oldu. Hocamın Türkiye'de Sarmat'ı çalışan tek kişi olması, benim de ondan habersiz olarak çalıştığım konuda Sarmat'a mecbur girmek zorunda olmam güzel bir tevafuk oldu. O zaman böyleydi. Hiçbir bilgimiz yoktu. O kitaplarda geçmez. Genel tarih kitaplarımızda Sarmat bahsi geçmez. Saka şöyle böyle geçer. Ondan beri şimdi genç arkadaşlar takdir ederler. Ya sıradan bir şeydir Sarmatlardan bahis. Her ne kadar genel tarih kitaplarına girmemiş olsa da biz Serkan Bey'le Doğu Avrupa tarihi kitabımızda bölüm ayırdık. Bir artık üniversitelerde sağ olsunlar çok sayıda yerde ders kitabı olarak da okutuluyor. Artık Sakalar, Sarmatlar bölüm olarak da okunuyor. Yeni yetişen kuşak bunları biliyor. Bunlar artık daha önceki 2000'lerin öncesinde 20. yüzyılda diyelim müfredatımızda olmayan konular artık ki pek çok yerde bizzat hocalarımız kendileri anlatıyor. Biz anlattığımızı sanıyorduk. Onun çok ötesinde Andronova'dan, Afanasyeva'dan, Tagar'dan, Karasuk'tan bahsedildiğini öğreniyoruz. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Türk, genel Türk tarihinin alanının bu şekilde genişlemesine az biraz katkımız olduysa veya fitili ateşlediysek bize ne mutlu. Bunun başka türlü olmasına da gerek yok. Son olarak hocam izninizle bu zaman sınırı üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Orhan Bey hocam teşrif ettiler. Belki geriden bakarak ayırmak değil de fiili durum nedir? İzninizle fiili durumu şöyle görüyorum. Bir kere İdil'in doğusu ve batısı diye ayrılmışız. Doğu Avrupa çalışanlar ve Doğu Avrupa'nın doğusundaki bölgeyi Asya'yı çalışanlar olarak ayrılmışız. Cengiz öncesi ve sonrası olarak da ayrılmışız. Cengiz sonrasını çalışan ister hanlıklar Orta Asya'da olsun Doğu Avrupa'da olsun daha öncesine pek temas etmiyorlar. Tabii ki anlatıyoruz falan ama şimdi Altınordu'da çalışan bir hanlık çalışan hocamız daha önceki Kuman Çağı'nı Doğu Avrupa'da anlatmıyor, girmiyor, yazmıyor. Böyle biz zaten bir dikey ve yatay olarak dörde bölmüşüz. Zaman olarak Moğolların çıkışını, istilası mı diyelim, çıkışı mı diyelim, kesmiş böyle öncesi ve sonrasıyla. Ne diyordu 11 Eylül'de bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Zaman ayrımı nedir? Artık eskisi gibi değilse, yeni önümüzdeki dönem eskisi gibi yaşanmıyorsa yeni bir çağa girmişiz demektir. Şimdi Orta Asya'da veya Doğu Avrupa'da eskisi gibi yaşanmıyorsa dedirten şey nedir? Bakın milattan önce 9. yüzyıldan 9. yüzyıl Hazanov'un tarihlendirmesine ben en çok güvendiğim için söylüyorum. Moğol istilasına kadar süren bir tarih var. Bunun bir kısmını daha net olarak biliyoruz. Büyük Hunların siyasi tarihini çok iyi biliyoruz. Onomastiği Çince olduğu için tamamen çözmekte bilmiyoruz. Bagatur mudur? Modun nasıl genel Türkçe açıklayacağız? Belki hiçbirisi değil, daha bulamadık. Bunu kesin nasıl öğreneceğimizi de bilmiyoruz değil mi Eyüp Hocam? Ama Saka onomastiğini çok net biliyoruz. Çünkü Yunan ve Latin harfli kaynaklardan geliyor. Sakaların kişi isimlerini çok iyi biliyor. Bunları tek tek
Hepsini çıkarttım. Turbaçev ve Abayev'le dalaşarak da etimolojilerini de yapmaya çalıştık. Bu yıl çıkan Genesis of the Turks kitabında Saka onomastiğini çok ayrıntılı bir şekilde yazmaya çalıştım. Abi, şimdi tamam hocam, bitiriyorum. Dolayısıyla biz dörde bölmüşüz bu sonraki dönemi diyorum. Bir de sabah söylediğim arkeoloji dönemi var. Hun öncesi mi diyelim veya Tagar öncesi mi diyelim, bir de arkeolojik dönem var. Zaman olarak üç dönem var. Cengiz sonrası sanırım çok kolay ayrılmıyor. Burada Bilal Hocam gibi o alanın uzmanı arkadaşlar var. Sanırım Cengiz sonrasından ta Buhara Hanlığı'na kadar koparmak mümkün değil. Ancak uluslararası ilişkilerin konusu olabilecek şekilde günümüzdeki işte son 40-50 yıldaki durum olur, ayrılır. Fakat Hanlıklar dönemi yaklaşık 700 küsur yıl boyunca süren bir tarih olarak devam ediyor diye biliyorum. Ayırma imkanı yok. Onun öncesi de Saka çağının başından başlayarak İslam'ı kabulün bir kırılma noktası olduğunu düşünemiyorum. Çok önemli bir hadise, cihan tarihinde çok önemli bir hadise Türklerin İslam'ı kabulü. Fakat bir kırılma teşkil etmiyor. Tarihin işleyişinde kırılmayı Moğolların yükselişi, 13. yüzyıl başındaki gelişmeler daha çok teşkil ediyor şeklinde düşünüyorum. Çünkü hayatta, yaşayışta bir farklılık olmuyor İslam kabulüyle öncesi ve sonrasında. Ve uzun bir İslam'la temas dönemi olduğu için öncesi ve sonrasının ki o an neresi, hangi anda Türkler kabul etti. O da bariz değil. Kitap olan birisi olarak söylüyorum. Ben bunun cevabını veremiyorum. 300 yıla yayılmış bir süreçtir. Bir yerde daha yoğunlaşır. Evet. Üçe ayrılmış bir dönem zaman olarak, coğrafi olarak da ikiye ayırmışız. İdil Nehri'ni ortaya koyarak şu an itibariyle 5, eğer hocam ayıracaksak 5'e ayırmamız gerekiyor. Ama öbür türlü de şimdi ben Doğu Avrupa'yı çalışırken Orta Asya'dan mümkün değil, kopamıyorum dedim ya. Hırvat'a bir girdim, baktım kendimi Afganistan'da buldum. Hırvatların kökeni bir Slav topluluğunu araştırırken Orta Asya'dan Doğu Avrupa'yı koparmamız mümkün değil. Bu şekilde kalması, ama artık iç işleyişte ÜAK'taki yetkililer mi buna dikkat ederler? Tıpta da herhalde nasıl jüriler belirleniyor. Şimdi daha yakın dönemi çalışan bir hocayı, daha işte çok arkeoloji dönemlerini çalışıp genel Türk tarihinden mecburen başvuran hocalarımızın jürisine koymamaları lazım. Bir jürilerde sıkıntı olur ama işleyişte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi ben bugünkü hayatımdaki tecrübelerimi arkeolojik malzemede öğrendiklerimle, yazılı kaynaklarda gördüklerimle birleştirerek çalışabiliyorum. Çalışmam gerekiyor. Başka da bunun yolu yok. Evet, söz bitmiyor. Söylenecek çok şey var. Ben sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ederiz.